Kardeşim ya, bravo ya. Öyle taklacı güvercin gibi 40 salto atıp suya atlıyorsun, böyle kapalı alanlarda yap. Gidiyorsun denizde yapıyorsun, sahil kadın dolu. Malum baklava börek insansın. Ondan sonra onları gerçek sanıp ısırmaya kalkıyorlar. Can pazarına dönüyor ortalık. Abi abartmasak? Yok abartmıyorum. Can! Ne haber abi? Oo paşam, hoş geldin. Hoş bulduk. Vay vay. Ne yapıyorsun? Tamam mı yani? Toparladık mı bunalımı? Yok abi, orada da yapamadım. Kalıyorsun ama değil mi? Net yani. Haydi. Abi başka konuşacağım ama ha. İkinizde de renk tüpü bitmiş. Sürekli bir siyah beyaz yayın hali, bir nostalji, hep bir geçmiş. Oğlum önümüze bakacağız artık. Hem sen niye kalmıyorsun ki? Yani öyle kalmak için bir nedenim yok. Öyle olunca gitmek için iyi bir nedenin oluyor. Şair burada Selim'e sesleniyor. yok. Şairin afyonu daha patlamamış. Onu bir ayıltmak lazım. Bir el atalım istersen. Yani böyle daha böyle serin serin suların içine falan ha. Hadi. Ya, hemen de almadın bak. Lan yok. Tamam. Hoş bulduk ya. Hoş geldin. Güzel ya. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Arkasın. Yani. Günaydın. Bu sabahı tekrarlayalım demiştik. Bence arayı fazla uzatmayalım. Mesela bugün. Uyanınca beni ara. Kızlar adettendir. Bir ev hediyesi alınacak. Ama bu Müfit abi itirazlarına kapalı bir konu. Olur mu öyle şey Müfit abi ya? Zaten yeterince yük olduk sana. Ya bak bunlar mühim şeyler valla. Şimdi yıllar önce ben İstanbul'a ilk geldiğim zaman bir arkadaş bana bir ev hediyesi almıştı. Çamaşır makinesi. Ama makineyi bir görsen mobil yani makine. Böyle geziyor çalıştığı zaman sağa sola sular fışkırtıyor falan. İnanılmaz bir makine. Ama ben hediyeyi alan arkadaşı sevinçten böyle bir omuzuma almadığım kalmıştı. Fakat sonra o bir ev açınca ben de onun eksiklerini giderdim. Yani evler böyle böyle kuruluyor. Kısaca diyeceğim, ilk beyaz eşyanız benden. İhtiyaca göre. Neyiniz eksik? Aslında olanları saysak daha çabuk biter Müfit abi. 3 saniye kadar. O zaman ilk yaşam destek ünitesi olandan başlayalım. Çamaşır makineniz benden. Eğer talibi yoksa buzdolabı da benden. Seniha Hanım, olmaz o şey Müfit abi. Olur ya, sen de bana ütüye gelirsin. Zaten ne kadar karlı çıktığımı geldiğin zaman anlayacaksın. Hayırdır İzafet? Bir tane gizli özne musallat oldu da Facebook'tan. Kendinizdeki zanneden. Onu gömüyorum canım. Nasıl? Yakışıyor muyuz? Vallahi beyaz çorabın üzerine giyilen parmak arası terlik kadar yakışıyorsunuz. Yani böyle uyum görmedim. Tanıdık gelmedi yani. Yok. Anladım. Sen kalk Facebook'tan bir tane çakma hesap aç. Oraya bir tane manken fotoğrafı oturttur. Ondan sonra neymiş efendim? Beni bakkalın önünde görmüşmüş de, yeni komşumuzmuşmuş da, bana açılamamışmış da, bakkaldan ismimi öğrenmişmiş de, Facebook'tan beni bulup Facebook'tan yazmışmış. Ben de yedim. Zafet. Bana bak Memo. Sana Moda sahilinde piknik tüpüyle zorla dalış yaptırırım. Benim zekamı sakın küçümseme, anladın mı? Sakın. Ya Zafet. Ne var be? Ne var? Değilsiniz demeniz yeterli değil Zafet Hanım. Senin o arkadaşlık teklifini al, kıvır, kıvır, kıvırla başlayan cümlenizi aynen size iade ediyorum. Umarım bir daha karşılaşmayız. Ay. Ya Zafet abla, bildiğin kendi ayağına sıkmışsın sen ya. Ya of Memo ya, of.
kardeşim. 10 numara kahvaltı vallahi. Ben de şaşırdım açıkçası. Oho. Ama sen ne ara jest ettikten yesin kuzucuklarıma döndün ya. Memnun değil misin yoksa? Ne yalan söyleyeyim, insan biraz şaşırıyor. Sen de aramıza dön artık Can. Ne yapacaksın sen? Döndüğünü kainata söyleyecek misin? Abi kız başkasına aşık yani. Söylesem ne fark edecek ki? Bence haber verme. Ama haberdar olmasını sağla. Yani ne fark var? Çok fark var. Kadınlar öyle kolay vazgeçen tiplerden pek hoşlanmazlar. Bulaşık olmakla inatçı olmak arasında fark var. Bunun dozunu sen ayarlayacaksın. Ha bir de kadını bunalıma sokma. Saçlarını kestirmesine sebep olma. Kısacası kuaför dostu erkeklerden olma. Güzelmiş. Ya doktor hanım, bana da bir reçeteniz var mı? Ben de dertler derya. Neymiş? Şimdi ben bir kızı seviyorum. Ama gittim kıza kendimi başka biri olarak tanıttım. Niye diye sorma yani. Oldu bir kere. Ondan sonra da film koptu zaten. Şimdi şöyle. Senin durumun biraz sıkıntılı. Evi gece gündüz takip edim. Kızların geliş gidiş zamanları. Ege ne zaman geldi, ne zaman gitti? Hepsini istiyorum. Peki Nermin Hanım, konuştuğumuz şeylerle ilgili ne zaman harekete geçeceğiz? Doğru zamanı bekleyeceğiz. Herkes bunun bu kadar kolay olmadığını anlayacak. Bizim yaptığımızı bilecekler. Ama hiçbir şey yapamayacaklar. Anladım efendim. Benim için deneme süresi eşittir yanılma süresidir. Zor beğenirim. Son 6 ayda denediğim 8. asistansın. Ve sanırım sonuncususun. Bu şirketi ben kurdum. Siz benden daha kolay uyum sağladınız. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. İşimiz... Yere kadar olsun, zengin dursun. O zaman 2,5 metre yaptı. Tamam. Perde ölçüleri alındı, banyo ovuldu. Şebnem'in odası da tamam, her ne kadar gelmese de. Sen tut. Böyle bırakalım mı? Bu ne şimdi? Ya geçen öyle bir fırın muhabbeti dönmüştü. Ben ev hediyesi olarak şey yaptım. Sağ olsun Selim de atıverdi. Abi ben de bir şey alacağım. Baştan söyleyeyim. Sonradan itiraz olmasın. Ya gerçekten çok sağ olun da... böyle resmen hazıra konuyoruz biz. O zaman da bizim evimiz olmuyor. Gerçekten çok teşekkür ederim Selim. Yani düşünmen yeter. Ama biz zaten eşya bakmaya çıkacağız birazdan. E tamam. Bari nakliyeyi bana paslayın. Bak hem arabam dışarıda, bildiğim birkaç yerde var. Kalifiye eleman. Bence kaçırmayın. Yalnız senin bildiğin yerlerden pek bir şey alamayız biz. Benim evim eşya terktir. Yani terk edilmiş kasaba gibi düşün. Pek fazla eşya da sevmem zaten. Az eşya olsun ama gösterişten de uzak olsun. Ya tabii siz bilirsiniz yani. İstediğiniz yere kadar götürürüm. Buradan da Can'ın yanına gidelim. Malum yeni geldi çocuk, yalnız kalmasın. Yani. Can geldi mi? Aynen. E çok da beklemeyelim değil mi? Hadi çıkalım. Değil mi? Hiç kalmıyorum yani. Tamam çıkalım. Çıkalım. Aa, buna ne diyorsun? Bak ne güzel. Bak.
Sen dalga mı geçiyorsun Müfit? Yok, ciddi söylüyorum bak. Bunun litresini ekin. Aymin'le bir sürü sebze alacak, o sebzeler bu sebzeliğe sığmayacak. Şebnem bir sürü yemek siparişi verecek, hazır yemek. O kutular bu raflara sığmayacak. Kainat yemek yapacak, en az 3 tencere olmak üzere. Hayatta olmaz. Kızlar İzmirli. Tamam. Bundan vazgeçtik, oldu. Tamam. Bunu alalım o zaman, hiç olmazsa daha yüksek bak. Bu ne ya? Bunun fiyatına bak. Biz bunu alacağımıza vallahi gidip kızlara ev alırız daha iyi ya. Abartma Müfit. Tamam tamam, şuna bakalım. Bak, bunu da geçelim. Bak bak, bunun fiyatı gayet iyi. Hiç olmazsa araba fiyatı değil bunun ki. Bu fena değil. Bunun teknik bilgilerini öğrenelim. Bir de çamaşır makinesi bakacaktık. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Ev mi yeniliyorsunuz yoksa ikinci baharını yaşayacak o şanslı çiftlerden misiniz? Yok canım, benim yeğenim ve arkadaşlarına hediye alacağız da. Kusura bakmayın, böyle birbirine bu kadar yakışan bir kadın erkek görünce. Tabii, yani sorun değil yani, anlıyoruz. Çamaşır makinesinde ne gibi bir kriteriniz var? Bir kere kaç kilogram yıkıyor? Şebnem Hanım, bana Selim'i bağlar mısınız? Tabii Harun Bey. Efendim? Selim Bey merhaba. Babanız sizinle görüşmek istiyordu. Tamam, bekliyorum Şebnem Hanım. Selim merhaba. Ne haber baba? Her zamanki gibi çok yoğun. Akşam da özel davetlilerimizin katılacağı bir yemek yiyeceğiz evde. Afiyet olsun baba. Senin de gelmeni istiyorum oğlum. Bu yemek çok önemli. Üzgünüm ama önceden verilmiş bir sözüm var baba. Yani senin akşam yemeğinden daha önemli. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Efendim? Alo Selim. Bir şey diyeceğim ya. İstersen bu akşam iptal edelim. Başka zaman yaparız ha? Hayır canım, olur mu öyle şey? Bu akşam için sözleştik, bu akşam görüşeceğiz. Ya zaten babama sorarsan her an her saniye beni şirketin işlerine koşturur. İyi. Tamam. Görüşürüz. Bye. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet. Ne yapsam yüzünü güldüremiyorum Şebnem'in. Her şeye tersleniyor. Belki de damarı tutmuştur. Hem de nasıl? Ne yapacağımı şaşırdım Müfit. Ya belki de o kadar önemli bir şey değildir. Herkes hayatında atışır. Ama ben bu kızların atıştığını hiç görmedim. Belli ki öyle ufak bir atışma falan değil. Eğer öyle olsaydı Şebnem ortalıkta bağırır, çağırır, atarlanırdı. Ama öyle mi? Yani keyifsiz keyifsiz, surat surat dolaşıyor ortalıkta. Barışmazlar mı diyor? Bilmiyorum yani. Şebnem hatalı olsa bile inat eder, kabul etmez. Kainatta gururlu kız biliyorsun. Biliyorum. Yani iyi bir eşleşme olmamış. Peki ne yapabiliriz bu durumda? Ben de bilmiyorum ne yapabiliriz. Acaba ben Şebnem'le konuşsam, sen de Kainat'la? Ters tepebilir. O da doğru. Ya... Aslında kavga etmişler falan ama gençlik güzel bir şey.
Yani sürekli hayatlarında bir hareketlilik var. Fazlasıyla. Belki de biz yaşlanırken günlük olay kotamız küçülüyordur. Ha? Her şeyi başka türlü algılıyoruzdur. Ne dersin? Bilmem. Belki de öyle. Şimdi kızların hayatında sürekli bir şeyler oluyor ya. Ve ben her seferinde bunlarla uğraşırken şaşırıyorum ya. Sonra bir de bakıyorum zaman geçivermiş. Günler, aylar, haftalar. Böyle heyecan içinde tüketmişiz hepsini. Aynen öyle. Ama ben yoruluyorum. Bence onların hayatında bu kadar olay olmasa biz sıkıntıdan patlardık. Sanki biraz onların hayatına özeniyor muyuz ha? Ne dersin? Vay vay vay. Şu manzaranın güzelliğine gel be abi. Gözüm gönlüm açıldı olsun. Bir tane de değil. İki ahu gelmiş. Pek bizi de mahallemiz şenleniyor şerefsizim. Ha, kimler gidici? Kimler kalıcı? Ha, bana soracak olursanız. Ha, bu gençler gidicidir. Son düzlükteyiz. Alo Şebnem. Hadi in aşağı bekliyorum. Maalesef beni 7 dakika beklemek zorundasın. 7 dakika mı? 7 ne ya? Şöyle ki şu anda holdingimizin resmi saati 16.55'i gösteriyor. Benim iş çıkış saatim 17. Buradan 5 dakika. Hazırlanıp aşağı inmemde 2 dakika dersek toplamda 7 dakika ediyor yani. Hadi bırak bu Alman disiplini kafasını, in aşağı. Beyefendi, babanız iş çıkış saatleri konusunda Hitler rejimi uyguladığından Alman disiplini olması gayet normal yani. Ya bırak, fark etmez bile. Şimdi uğraştırma beni, içeridekiler görecek. Siz onlara istediğinizi söyleyip başınızdan savabilirsiniz Sayın Veliaht Prens. Ama benim öyle bir yaptırım gücüm yok maalesef. Hadi ya, azıcık sabret, 6 dakika kaldı zaten. Hadi. Bye. İyice holding kızı kafasına girdi bu. Delirdi herhalde. Kainat. Şebnem, arayalım mı artık, ne olur? Sen ara. Yani o beni arayana kadar ben onu aramam. Olur, fark etmez. Buyurun. Ah, buyurun, buyurun. Yukarı çıkaracaksınız. Bana alayım ben onu. Hayır, tavan yüksek bir kere, yoksa
Lan bu ne be? Böyle tamam mı olur kardeşim? Çok yüksek. Ne yapsak? Acaba perdeyi takmak için uzun boylu birini mi çağırsak, değil mi? Can'ı mı arayalım diyorsun? Yani Can ya da Müfit abi işte. Sen seç. Can merhaba. Ve hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mısın? Şimdi bir kainat klişesi geliyor. Hazırım. Sana ihtiyacım var Can. Adresi versem gelebilir misin? Yeni eve yerleşiyoruz da uzun boylu birine ihtiyacımız var. Perde mi takılacak? Aynen. Müsait misin? Müsaitim. Sen adresi yolla o zaman. Tamam. Görüşürüz. Yiyecek bir şeyler getirdim size. Aa, temizlik yapmışsınız. Çok güzel olmuş. Ya Şebnem, sen de alıştıra alıştıra yavaş yavaş sussana. Birden uyum sağlayamadım ya. İyi bari, en azından tedaviye yanıt veriyorsun. Heh. O zaman bu şarkı Asaleti Suskunluğundan Şebnem Gürsoy'a gelsin. İzmir'in kızları, birinde cımbızları, şiir anadır eferir gidinir tatlı huysuzları. İpek çoraplarla kordon boyuna, savaşlara aşklara esaslıdır kadın duruşları. Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar davetkar çalamaz. Bir göz vuruşuyla yerle bir eder, böyle bir şey olamaz. Hiçbir topuk tık... Bu kervanlıcı böyle habire uzayacaksa bizim işimiz var ha. Hayır, her gelen de film artisti gibi kardeşim. Hayır ettir ya. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel geç. Hayırlı olsun. Görmüş müdür? Aç mısın Can? Ege yiyecek bir şeyler getirmiş. Yok Amine, sağ ol. Tokum. Neyse, perdeleri aradan çıkarayım ben o zaman. Orada. Efendim Sena Sultan. Yok, biraz kafa dağıtacağım. Ya sana 40 yıllık hatta müebbet bir haber vereyim ki Selim'leyim. Geç kalacağım biraz. İzin var mı acaba? Sen eski Şebnem olana kadar izinlisin canım. Ha, bu arada biz Müfit'le kızların evine uğrayacağız. Gelmek ister misin? Ha yok, ben gelmeyeyim, siz gidin. Sevgilerden bir Demet. Bye. Peki. Şebnem, açıklama kıtlığı mı çekiyorsun? Ya bir dökülsen de rahatlasak, hı? Anlatacağım ama şimdi sırası değil. Bu arada bugün için çok sağ ol.
ben. Gerçekten yanında olduğum için. Hayırdır moda ajansı? Ne bu böyle bando mızıka telaş? Müfit abicim biz kızları ev hediyesi aldık da şeye bakınıyorduk. Onların evine bize oraya kadar eşlik edecek bir centilmen. Keşke bir sözüm olmasaydı da ben götürseydim ama ne yapalım. Demek kaçak gelinleri özlediniz. Canım. Tabii yani kızların evini öğrenmek için yoksa hediye alıp karşıma dikilecek haliniz yok değil mi? Değil mi? Bakın ne yapalım biliyor musunuz? En iyisi siz bu hediyeleri buraya bırakın. Onlar nasıl olsa yarın buraya gelecekler. Buradan alırlar. Bırakın buraya. O zaman biz böyle bırakıp müsaadeni isteyelim. Ay ne de güzel. Of çok ağır bir hediye almışsın. Boş mu? Pes. Güle güle. Sana yemez dedim. Boş getirirsen yemez tabii. Nasıl ya? Anlamadım. Sen şimdi işe minibüsle mi geliyorsun? Bu sabah minibüs şoförüne müsait bir yerde inebilir miyim dedim. Daha binmemiştim. Yok artık. Ne yapayım ya? Uyku bastı. Ya bir de şey dedim, ya ben ona göre bineceğim de ondan sordum falan dedim de tabii kimse yemedi. Haliyle. İnatçısın. Bu arada hani sana demiştim ya, bazı insanlardan soyadlarını çıkarınca geriye bir şey kalmaz diye. Belki de yanılmışımdır. Senden soyadını çıkarınca geriye arıza ama çok sağlam bir kız kalıyor galiba. Mersi. Biz bu geceyi burada geçireceğiz ama yataklarımızın soğuması yok ki. Ama bir şey olmaz, bir şey olmaz. Doğru, sana bir şey olmuyordu değil mi? Sen önceki hayatında bu arada bereli falan mıydın? Seni kurtlar mı büyüttü acaba? Derdi Şebnem sana hep değil mi? Ben de. Biz geldik. Sürpriz. Ben sana niye bu kadar gıcık olduğumu biliyorum. Neymiş? Sen bana benziyorsun. Pardon. Hülya? Uygun sanki Tarık'a gelsene. Biraz kafa dağıtırız. Şu an müsait değilim Hülya'cığım. Daha sonra yapsak olur mu? Okey, bye. Ya iyi olmuş aslında bu ev. Güzel ışık da alıyor her taraftan baksana. Evet evet bence de çok güzel kızlar. Hem de doğu batı cephesi. Odam artık doğuya bakıyor. Bundan sonra uyandığımda yatağımda güneşi görebileceğim. Umarım hep böyle neşeli uyanırsın. Bir saniye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Önder sağ olsun çok yardımcı oldu. Bizimkisi yardımdan sayılmıyor çünkü. Varsa yoksa Önder. Hayır yani. Ne kadardır tanıyoruz bu Önder'i? Kaç gündür tanıyoruz yani? Hakikaten ya nasıl biri bu Önder? İşte böyle. Merhaba. Selamlar hanımefendi. Merhaba.
Ya ben burada sadece iki tane genç güzel kadın olacak diye biliyordum ama şu an yanıldığım için çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Ben seni ha. Çok memnun oldum. Bak 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 yalakalıklara bak. Tam yalaka ya. Merhaba. Merhaba, memnun oldum. Özgür ne haber? İyidir, sana ne haber? Efendim merhabalar. Hoş geldin. Önder ben dediğim gibi. Aymin'e durumu bahsedince ben yardım etmek istedim. Umarım kızmamışsınızdır. Yok canım, hayır hayır kızmadım. İyi yapmışsınız. Abiniz de en az sizin kadar yardımsever davranmış. Bu kadar iyi niyetli iki kıza yardım etmemek hem zor hem de insafsızlık olurdu herhalde. Ya ben hayatımda Aymin'e kadar temiz kalpli birini tanımadım. Kainat'la da yeni tanıştım. O da öyle birine benziyor. Aymin'ecim bu... Sizin için yine ev hediyesi. Güle güle kullanın. Evet. Bu da kira sözleşmeniz. Hayırlı olsun. Her şey tamam. Emlakçı galiba. Zahmet etmişsin. Çok teşekkürler. Olur mu? Ben böyle kültürel şeylere çok önem veriyorum. Evi önceden bilmem çok işe yaradı. Çünkü bu taş tam bu salona göre. Taşmış. Kültürel. Bu salona sürekli keyif ve enerji verecek. Yalnız onu önce bir nötrlemen lazım. Söylememe gerek yok herhalde. Bir üç gün kadar suda bekletsen tamamdır. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani çok düşüncelisin. Bu hediyeye bayıldım. Kainat bak. Ay. Çok kültürel. Arda'yı göremiyorum bu aralar etrafında. Vallahi ben de göremiyorum. Yani burnumun dibinde olsa bile göremiyorum. İntikam alındı. O defter kapandı, ödeştik. Ha merak etme, seninle de ödeşeceğiz. Önce ben Sebastian oldum, sonra sen. Yani ödeştik. Alacak verecek kalmadı. Yok ya, aynı şey değil. Ya benimkine ceza, seninkine ölümüne susamak denir. Yani sanki Avusturya Macaristan veliahtını öldürmek gibi bir şey. Savaş sebebi. Peki, ne varmış bakalım Şebnem Gürsoy'un aklında? Şöyle ki, son bir iddia. Jübile olacak, kaybeden sonsuza kadar susacak. Peki, anlaştık. Anlaştık. Kaçalım artık. O zaman. Ha? Ha, evet. Tamam. Evet. Görüşürüz anne. Her şey için çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın görüşürüz değil mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz davet ettiğiniz için çıkarız. Hadi biz de eve geçelim. Seni Hanım, biz de size onu soracaktık. Ya şimdi bizim yatağımız var, çarşafımız var, perdeleri de taktık. Biz diyoruz ki eğer siz de müsaade ederseniz biz bu gece burada kalsak evimizde. Yarın sabah nasıl olsa geleceğiz. Bugün kalmasanız yarın kalacaksınız. Burası sizin eviniz artık. Kontratta imzanız da var. Kalın tabii canım, ilk geceniz. İzin çıktı. Sağ olun Seniha Hanım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi yine iyisiniz. Ama bakın sabaha kadar kaynatıp sonra uykusuz kalmayın, tamam mı? Tamam, bırak kaynatsınlar. Hadi hoşça kalın kızlar. Hadi yarın görüşürüz. Şebnem. Hı. İstersen itiraf edebilirsin. Anlamadım. Ya tamam, söz aramızda kalacak. Bilerek babamın yanına işe girdin değil mi? Ne? Yani biraz fazla tesadüf değil mi sence de? Senin şu an şu cümleleri sarf ediyor olup hala hayatta kalman tesadüf Selim. Şebnem. Şebnem. Taksi. Nereye gidiyorsun? Ya bırak ya. Ne yapıyorsun?
Kardeşim, araba var. Sen devam et. Eyvallah. Ya bırak, gideceğim. Bırak. Tamam. Ben bırakırım. İstemez. Şebnem, bin şu arabaya dedim. Ya binmeyeceğim. Gideceğim diyorum Selim. Ya tamam, çocuklaşma. Yeter, hadi. Tamam. Ama arabada tek bir laf edersen tırnaklarımı yüzüne geçiririm. Excalibur gibi kimse çıkaramaz. Kirpi gibi dolaşırsın ortalıkta. Gerizekalı. Aç kapıyı. Ya abi, ya beni kendi çağırıyor, tamam mı? Gidiyorum, tak, herif orada. Ya ben anlamıyorum ki, bende kafa mı buluyor yani, nedir bu ya? E o Önder, adam her yerde. Ya bizim bunların ayağını kesecek bir formül bulmamız şart. Yoksa sorumuz natural born killers. Formül şart. Şart. Allah Allah. Ya saçmalama konusunda divasın. Tat noktasın gerçekten. Ha bir de beni çözmüşmüşmüş. Senin girdiğin kullanıcı adıyla şifre örtüşmüyor bir kere. Şu an sağ kulağım yok, farkında mısın? O desibele bir ayar çeksek ha? O caps lock bir kapansa, küçük harflerle konuşsak. Onu kara kuşak saçmalamadan önce düşünecekler. İtiraf etmek bu kadar zor mu? Ya bak hala ya. Ya evet, ha ben babanın şirketine senin için girdim, öyle mi? Sırf sana yakın olabilmek için. Ha, yani ben etrafında ağ kuruyorum, öyle mi? Kaç oktava kadar dayanabiliyorum, onu mu ölçüyorsun Şebnem? Bağırma artık! Bağırmıyorum! Şimdi başlarında ne sen, ne ben varız. İnsan endişeleniyor elinde olmadan. Ya biz varken başlarına bir sürü bir şey geldi. Asıl şimdi biz yokken başlarına gelecek. Ben asıl onu merak ediyorum. İster istemez göreceğiz herhalde. Ah! Aman dikkat et. Önemli değil canım. Senin de başına bir şey gelmesin. Yani istiyorsan evine kadar bırakabilirim. İnsan endişelenmeden edemiyor da. Ne gerek var canım? Çocuk değiliz, rica ederim. Hala inanamıyorum ya. Ben de. Yani biz şimdi kendi evimizdeyiz. Burası senin odan. Benim odam? Vallahi benim odam. Sadece benim odam. Bak eğer yalnız uyumaya alışamazsan bana hemen seslen. Ben yatağımı kaptığım gibi gelirim buraya, tamam mı? Saçmalama Almiracığım. Ben 15 yıldır bu anı bekliyorum ya. Kendi odamda kendi başıma uyuyacağım. Sabah da yalnız kalkacağım. Evet. Bak ben bu odayı nötralize ettim, tamam mı? Yani pozitif ve negatif yönünü dengeledim. O yüzden çok rahat uyuyacaksın. Teşekkür ederim kuzum. Ama ben o kadar yorgunum ki yatağa yatmaz uyuyacağım. Sakın. Ne oldu be? Uyuyacağım ben. Olmaz. Yatmadan önce ışığı kapatınca böyle uzandığında göreceğin rüyaya odaklan, tamam mı? Bir süre bunu düşün. Niye? Göreceğim zaten. Tabii ki hatırlamak için. Bir evde kaldığında ilk gece göreceğin rüya geleceğe dair ipuçları verir. Yani o evde yaşananlarla, olacaklarla alakalı. Hele ki bu bir de kendi evinse daha da önemli bir hal alıyor. O yüzden yatmadan önce rüyamı hatırlayacağım diye kendine telkinde bulunursan sabah uyandığımızda birbirimize anlatabiliriz. Peki sayın psişik uzmanı, gereken telkinlerde bulunacağımdan emin olabilirsiniz. Ayrıca engin bilgilerinize de minnettarız. Yalnız uyuyalım, ne olur uyuyalım. Ben yarın köpekleri gezdirirken esneyeceğim yoksa. Tamam oldu. O zaman seni kocaman öpüyorum ve ilk defa iyi geceler, tatlı rüyalar deme şerefine erişiyorum. Tamam mı? İyi geceler. Görüşürüz. Yalnız kalmayı da kafanı dinlemeyi de özlemişsindir herhalde. Vallahi Allah, ben istediğim zaman yalnız kalabiliyordum ki. Kainat çok iyi bir ev arkadaşıydı. Diğer gençler gibi yüksek sesle televizyon dinlemez. Benim ne zaman çalıştığımı görse hemen odayı değiştirir. Beni rahatsız etmez. Özenli biriydi o. Sen bayağı üzülüyorsun galiba. Bayağı mı? Bildiğin üzüldüm seni ha. Kızlar geldiğinden beri benim hayatım çok değişti. Senin değişmedi mi? Ben alıştım hepsine ya. Ama şimdi akşamları kainat olmadan akşam yemeği yeme fikri bile tuhaf geliyor bana. 10 gün geçsin, 30 yıllık hayatına geri dönersin.
Bilmiyorum ya. Çok zor, sanmam. Ama sen şanslısın. Yine Şebnem seninle beraber kalıyor. Hiç sanmıyorum. Sanmıyor musun? Baksana ya, kehanetle kavga etmişler anladığım kadarıyla. Yani kavgaları bile sana yarıyor. Haksızlık bu ya. Sen Şebnem'i hiç tanımıyor musun? Onun kızgınlığı da kırgınlığı da saman alevi gibidir. Hele karşısında sevdiği insanlar olunca. Bak ben sana söylüyorum, adım gibi eminim Şebnem en kısa sürede o eve gidecek. Ve ben bile onu durduramayacağım. Son söz. Bak hala aynı fikirdeysen yarından itibaren işi bırakıyorum Selim. Ne? Ha, oraya geleceksin, bir de bana o gözle bakacaksın öyle mi? Yok artık. Ne duymak istiyorsun? Hı? Öyle desem gurur yapacaksın. Öyle değil desem yine gurur yapacaksın. Ne fark eder ki? Öyle mi değil mi? Ya durdur arabayı ya, ineceğim ben. Şebnem ne yapıyorsun? Ya durdur dedim. Şebnem bırak. Bırak şunu. Bırak. Şebnem. Bırak. Şebnem bırak şunu. Ya bırak dedim. Şebnem. Ya bırak. Selim dikkat et. Dikkat et.